Şu anda helikopterlerimiz, dronlarımız havadan sürekli olarak denetim yapıyorlar. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı tatili dönüşü trafik denetimlerine katılmak için Bolu'nun Gerede ilçesindeki Karadeniz bağlantı yoluna geldi. Helikopterle bölgede incelemede bulundu. Kontrol noktasında açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram tatili süresince 210 bin personelin vatandaşların güven ve huzur içerisinde seyahat edebilmeleri için ve yollarda olduğunu söyledi. 10 günlük bayram tatili süresince 210 bin trafik personelimiz, hem trafik polisimiz hem trafik jandarmamız, valilerimiz, emniyet müdürlerimiz, jandarma komutanlarımız, kaymakamlarımız hep birlikte vatandaşlarımızın bayram tatillerine güven ve huzur içerisinde gidip gelmeleri için yollardaydılar. Otoyollarda artırılan hız limitleri konusunda da iyi bir sınav verdiklerini söyleyen Soylu, hız limitlerine uyan vatandaşlara teşekkür etmeyi de ihmal etmedi. Ankara-Niğde otoyolunda bir ölümlü kazamız oldu, tek bir kaybımız oldu. Onun dışında 1 Temmuz'dan itibaren böyle bir kazamız da söz konusu değil. Yani hız limitlerinin özellikle standardı yüksek olan yollarda standartlarına göre arttırılması hususunda da şu ana kadar iyi bir sınavdan geçtiğimizi düşünüyorum. Geldiğimiz yer ölümlü trafik kazalarında ve ölümlerde, trafik kazalarındaki ölümlerde 100.000'de 9.6'dan 100.000'de 5.8 seviyesidir. Bu bizim için Avrupa standartlarına yaklaşmadır. Bu önemli bir şeydir. Çünkü biz, şunu ifade edeyim, biraz önce 2018'deki trafik kazalarındaki ölümleri söyledim. Ama o zaman toplam 23 milyon araç vardı. Şimdi 25,5 milyon araç var. O zaman 29 milyon sürücü vardı. Şimdi 33,5 milyon sürücü var. Yani bütün bunlar artmasına rağmen, hem araçlar artmasına rağmen hem de sürücüler artmasına rağmen Türkiye'de trafik kazaları ve ölümlü trafik kazaları ve trafik kazalarının ölümler sürekli olarak düşmektedir. Son günlerde sellerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş üzerinden yürüyen, çizme tartışmasına da isim vermeden değinen Bakan Soylu, yıllardır bayram tatillerinde yollarda gerekli konularda çalıştıklarını vurguladı. Bu konularda her bayramda yollardayız. Belki birilerinin kulaklarına pelesenk olur, şov yapmıyoruz. İşimizi yapıyoruz ve işimizin sonucunda da Allah'ın izniyle sonucu alıyoruz. Bu işler konuşmakla olmaz. Bu işler çalışmakla, gayretle ve bayram seyran dinlemeden çalışmakla olur. Allah'a emanet olun. Bakan Soylu'ya denetimlerinde Vali Erkan Kılıç, AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, İl Emniyet Müdürü Saadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Albay Haluk Saygılı ve güvenlik güçleri de eşlik etti. Kaç zaman aldın? Kaç zaman aldın? Kaç zaman aldın? Kaç zaman aldın?